Merhabalar, ben Fatih. Zoraki ipuçlarına hoş geldiniz. Bundan sonra size yemek tarifi dışında böyle ufak tefek ipuçları da vereceğim. Aynı zamanda çok yakında sürpriz eğlenceli videolar da ekleyeceğim. Umarım hepiniz hoşuna gider. Kanalı bu şekilde büyüte büyüte inşallah daha güzel yerlere getireceğiz. Bugün vereceğim ipucu hepimizin ortak problemlerinden olan kot şortumuzun veyahut da kot pantolonlarımızın durduk yere büyümesi. Ne yaparsak yapalım, ister zayıf olalım, isterse kilolu, hiç fark etmiyor. Bir süre sonra bu kotlar yapı itibariyle büyümeye başlıyorlar. Ta ki yıkayasaya kadar, yıkayınca tekrar eski haline geliyor ama tek bir giyişte tekrar büyümeye devam ediyorlar. Ve bunun önüne geçebilmek neredeyse mümkün değil. Terzide ya pens attırıp bunu kurtarabiliriz ki bu da çok kötü bir görüntü. Veyahut da benim şu anda size vereceğim yöntemle bunu yapabilirsiniz. Çok basit bir yöntem, çok ucuz bir yöntem. Ortalama 1 ila 2 lira arasında bir maliyeti olan herkesin yapabileceği çok kolay bir yöntem. Hadi yapalım bakalım şu ipucunu. Şimdi malzeme listesini ve en önemli noktalardan birini anlatayım size. Kotumuzu daha önce giydiysek ve bollaştıysa ilk önce bir yıkamamız lazım. Yani tamamen çekmesi lazım, eski haline gelmesi lazım. Ardından bu işlemi yaparsanız gerçekten sonuç elde edersiniz. Kotumuzu hemen kenara ayırıyoruz ve malzeme listesine geçiyorum. Bir adet bant lazım. Bu bantı birazdan kullanırken nerede kullanacağımızı anlatacağım. Bir adet ufak bir makas. Olabilirse eğer ucu sivri bir makas olursa, bu tırnak makası gibi bir makas. Ucu sivri bir makas olursa çok rahatlıkla kesebileceğiz kotu. İstemediğimiz yerlere zarar vermeden. Etek teli veya etek kemeri diye geçen bir malzeme bu. Çok sert bir plastiğe benziyor. Örgü bir plastik ve hiçbir şekilde esnemiyor. Hemen göstereyim onu da. Şu şekilde esnemeyen ve formunu kaybetmeyen bir malzeme. Bunu terzilerde veyahut da bu 1 milyoncularda bulabilirsiniz. Tuhafiyelerde kesin kez var. Çok basit bir malzeme. Bunun alternatifi ne olabilir? Bu olmazsa eğer bunun yerine lastik kullanabilirsiniz. Çok fazla tavsiye etmiyorum ama lastik de olabilir. Ayrıca lastik de bulamadığınız durumlarda spor çantaların askılarındaki malzeme de buna benziyor. Biraz kalın ama gene kullanılabilir bir malzeme. Onu da kullanabilirsiniz. Bir adet iğne. Bu ince veyahut da kalın olabilir. Tamamen artık orada dikiş kabiliyetinize ve tamamen sizin kalın bir ip kullanıp kullanmayacağınıza bağlı bir durum. Ayrıca kotunuzla aynı renk bir iplik lazım. Makara veya iplik, ne derseniz artık. Bunları birleştirip hemen kotumuzu yapacağız. Ayrıca kotumuzun içerisinde bulunan etiketleri varsa eğer, dikilmiş bir etiket varsa bu etiketi de sökmemiz lazım. Çünkü bu malzeme içerisinden geçirirken buraya takılacaktır. Takılmaması için bu etiketi kaldırıp içerisinden bu etek teli veya da etek kemeri dediğimiz malzemeyi geçirip diktikten sonra isterseniz tekrar bunu da geri dikebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş yapımına geçelim. İlk başta bu markayı sökelim. Etiketin tamamını sökmedim. Çünkü bunun arasına rahatlıkla bu malzeme geçecektir. Gerek yok o kadarını sökmeye. Hem de orijinalini bozmamış oluruz. Şimdi ilk önce gene ufak bir ipucu daha vereceğim. Nereden keseceğiz? Nereden başlayıp nereden bitireceğiz? Şuraları her biri bizim referans dikişlerimiz olacak. Yani kemerlerin, normalde kullandığımız dış kemerin tokaları diyebiliriz veyahut da kemerin geçtiği o şeritleri referans dikiş noktaları olarak kabul edeceğiz. Yani biz bunların içerisinden geçirip buraları sabitleyeceğiz. Şimdi bu referans aldığımız yerden içeriden dışarı geçmeden minik bir kesit atıyoruz. Aynı şekilde bitiş noktasına da aynı şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burası artık malzememizin içinden geçebileceği gizli bir alan olacak.
Şimdi malzemenin içinden geçirebilmek için bunu bu şekilde biraz geçirmek zor. Buna uç kısmına bantla sertleştirme uygulayacağız. Bu şekilde kıvırıp bantla saracağız ve burası sertleştiği için çok rahatlıkla içinden geçebilecek. Hemen bandımızı açalım ve böyle bildiğiniz ayakkabı bağcığına benzer bir forma kavuşturalım. Şimdi yapacağımız şey başlangıç noktasından içeri sokup sanki bir lastik, bir eşofmana lastik eklermiş gibi düşünün. Normalde eşofmanlar içerisinde lastiği koptuğu zaman da böyle bir lastik geçirirler ve iki taraftan bağlarlar. Ona benzer bir mantık. Sadece onda tek fark, eşofman tamamen kapalıdır. Kapalı bir yüzeye sahiptir, her tarafı dikilidir. Bizimkinde açık olacak. İki taraftan geçireceğiz ve bağlayacağız. Şimdi bunu böyle nazikçe ilerletiyoruz. Daha sonra gerekli olan fazlalığı kesmek. Ondan sonrası tamamen sizin işinizi görecektir. Buradan şu kadar yeterli. Geri kalan parçayı da başka bir paltonu değerlendirmek üzere kenara alabilirsiniz. Şimdi paltonumuzun içerisinden geçirdik. İki tarafta paylarımızı bıraktık. Şimdi payları iç tarafına tekrar sokup dikmeye başlayacağız. Burada bir makas veya da başka bir malzeme yardım alabilirsiniz. Tamam, bu kemerin tokasın olduğu yerden içeriden malzemeyi de kapsayacak şekilde dikeceksiniz. Şimdi aynı işlemi bu sefer kesmediğimiz ama o yoldan geçen diğer kemerin oraya yapacağız. Aynı işlemi. Ve kotumuz bitti. Gördüğünüz gibi artık istesek de esnemeyecek. Tabii bu insanlık hali. Oldukça kilo aldınız ve artık bu kotla bu sefer dar gelmeye başladı size. Biraz da genişlemesini istiyorsunuz. O zaman da yapacağınız işlem çok basit, ters işlem. Yani diktiğimiz yerlerden sökeceğiz, malzemeyi içerisinden çıkaracağız ve tekrar bollaşan bir paltonla merhaba diyeceğiz. Bugün sizlere benim çok işime yarayan ve sizlerin işine yarayacağını düşündüğüm bir ipucu verdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu hepimizin problemi. Hiç fark etmiyor şişman veya da zayıf olmak. Bir şekilde kotlarımız genişliyor ve bunu bu şekilde önüne geçmiş olacağız. Umarım en azından birkaç kişinin işine yaramış olur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip ederseniz çok sevinirim. Bu ipucunu ve diğer tariflerimi denerseniz ve Instagram hesabımda beni de etiketlerseniz çok hoşuma gider. Bu arada diğer videolarıma ulaşmak için şuradaki butona, abone olmak için ise hemen şuradaki butona basmanız yeterli. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.